Evet, 3 tane yüvük üstüme geliyor. Bakalım atış verecek mi? Çok güzel be. Çok güzel be. Ulan var ya, harbi iyi attım ha, alacını seçtim. Bana yakın vardı, dedim ona sıkmayayım. Böyle güzel erkek olarak düşürdüğüm bir anaç vardı, ona sıktım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Abi, trap fişeğine hayranım ya. Üç şok işin içine girdiği zaman trap fişeğiyle var ya, öyle böyle değil ya. Basıncı çok güzel tutturdu bana. Ama düşündüğüm gibi ha. Şöyle bak, uf, çok güzel yağlanmış. Şöyle bakın. Abi, yakın diye sıkmadım ha. Yani tam böyle içimden geçeni attım ama dedim bu erkek ya. Belli yani ha. Şöyle bakın dostlar. Rastgele değilim. Umutsuzdum. Dedim göçe gitmiştir ama bunlar buranın kuşu değil. Bunlar var ya. Yağlı kuşlar, bir iri kuşlar. Bunlar da başka yerden buraya gelmiş gibi duruyorlar sanki. Evet. Şöyle bırakalım. Diğer kuşumuzun yanına bırakalım şöyle yere. Etti iki. Evet dostlar, rastgele diyelim. Bir tane üzerime geliyor gibi ama. İlk vuruş ha. Vallahi iyi. Çok güzel. Yani maşallah diyelim. Sabah sabah heyecanlandırdı. Büyükler güzel. Bu tarihte fazla normalde oynama olmaz ama oynuyorlar vallahi. Bakalım nasıl bir büyük avlanmışız. Yüveği seçemedim, tekti. Yani erkek, dişi, yavru bilmiyorum. Sadece çok güzel geldi, onu biliyorum. Bakalım, o güzel. Güzel. Anaç bir dişi. Rast gelsin. Adam abi, orası güzel. Ben bir tane aldım. Hayvan güzel oynuyor. Rast gelsin. Evet arkadaşlar. Yani güzel bir atış verdi. İri de epey yağlanmış kuşlar. Diğer arkadaşlar da vurmuş birer tane. Yeni geldik. Hiç beklenmedik şekilde. Kuşun göçe gittiğini düşünüyordum. Öylesine geldim. Ama çok güzel. Kuş oynuyor. Belki de buraya da göç gelmiştir birim. Oo, 5 tane, 5 tane, 6 tane. Çok güzel. Çok güzel kuşlar geliyor. Yerimizi alalım. Bir sonraki atış için bekleyelim. Tüm dostlara rastgele diyelim. Evet arkadaşlar. Üvey avında bugün yerimi aldım. İki tane geliyor ama. Sabah avında. Dört kişilik. Dört kişi olarak geldik. Bugün tarih kaç hatırlamıyorum bakayım. 9 Eylül saat 7.30. Güzel kuş oynuyor. Muhtemelen kotaları doldururuz gibi duruyor. Biraz geç kaldık. Bir yarım saat erken gelseydik daha yerimizi almış hazır olacaktık. Kuş oynaya başlamış. Biz yeni geldik.
Nasıl diyeyim? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Evet, iki tane daha geçiyor. İlla ki atış verecek. Güzel görüntüler almaya çalışacağım. Net karşıdan görebildiğim kuşlara atacağım inşallah. Vurduğum görüntüleri size paylaşacağım. Tüm dostlara rastgele diyelim. Çok iyi be. Ucu ucuna var ya. Kamerayı açtım ama ucu ucuna açtım. Vallahi yavruydu arkadaşlar ama artık yavrusu falan kalmadı. Yağlandı hayvanlar. Yani bolluk olsa atmazdım. Öyle diyeyim. Evet, şöyle göstereyim. Güzel bir, çok da yavru değil yani, anaç dişi. Evet arkadaşlar, güzel bir gün cumartesi, avımızı yaptık, keyif aldık yani. Bu geldi üstünde. Yalnızca şöyle bir göstereyim üvekleri. Keyifli. Güzel. Cumartesi avımızı burada bu güzel görüntülerle sonlandırdım. Oh. Oynadı, keyif verdi. Hala oynuyor. Bizim arkadaşlara biraz şans dilememiz gerekecek. Tüm dostlara rastgele. Güzel. Tahtaları seviyoruz arkadaşlar. Onlara sıkmıyoruz. Ama şimdilik. Yine. Var ya, olağanüstü bir mesafe yani. Üvey abi için var ya. Millet tüfek kaldırmayacak mesafeler. Yani dediğim gibi. Abi trap fişeği 3 şokla birleştiği zaman arkadaşlar atın ya. Yani fişek pahalı ama atın. Keyfini alırsınız. Sonucunu da alırsınız, gördüğünüz gibi. Anaç bir kuşa attım. İri bir kuş. Yağlı bir kuş muhtemelen. Onu bile düşürdü. Bakalım nereye düştü. Yani bu iri kuşu düşürdüğüne göre hiçbir sıkıntı yok ki. Çok ciddi bir mesafeye attım yani. Atış mesafem 40-50 metre var. Ama önce kuşu bulmam lazım. Evet arkadaşlar, üveyimiz buraya düşmüş. Dediğim gibi çok sağlam, çok güzel, çok anaç bir kuş. Yani epey yüksek mesafeye attım. Dediğim gibi birçok avcı belki tüfek kaldırmayacak mesafe. Ama tüfeğine, tüfeğimi tanıyorum arkadaşlar. Fişek'e de yaklaşık trap şeyle bu sene 7. sene. 7 senedir üvey avı yapıyorum. Yani bazı arkadaşlar vuramadığını düşünüyor. Arkadaşlar 3 şok deneyin. Trap fişeğinin basıncı atanıyor. 3 şok trap fişeği
Ya buna birleştiği zaman muazzam muazzam mesafelerden muazzam kuşlar alıyorum. Keklik avına işte az kaldı. Bir ay kadar kaldı kalmadı. Keklik avında da trap kullanacağım. 3 şokla. Nasip olursa o zaman da video çekeceğiz. Gidebilirsek. Hala yaşıyor olursak. O zaman ne demek istedim daha iyi anlayacaksınız. Abi. Hiç yüksek gramajlara girmeyin ya. Yani ata tüfeğiniz varsa yüksek gramajlardan uzak durun yani. Gereksiz yere hem kendinizi yorarsınız hem tüfeğinizi yorarsınız. Gerek yok. Çok net, çok keskin mesafe, uzak mesafelerden alınıyor yani hayvan. Trap şey sadece sıkıntı şu. Toplu atıyor. Hızlı atıyor. Yani önlemede sıkıntı yaşarsınız alışana kadar. Yakın mesafede kuş patlayabilir, patlatırsınız. Ama alıştığınız zaman var ya, yani ne zaman nerede atacağınızı kestirdiğiniz zaman başka fişek aramazsınız. Yok fişek yakmıyor, yok tüfek düşürmüyor, yok şöyle böyle abi bahanelere gerek yok ya. Yani emin olmasam bu kadar net, bu kadar rahat konuşmam. 7 senedir aynı tüfek, aynı fişek, aynı şok. Yani çok iyi. Maşallah diyelim. Tüm dostlara rastgele iki tane vurdum. Üçüncüyü de bekliyorum. Üçüncü gelirse vuracağız. Gelmezse gidip mangal yaparız. Onun videolarını da göstereceğim inşallah. Rastgele diye. Atmak zorunda kaldım. Bekliyordum birkaç dakikadır. Sezonun yavrusu. Ama artık bölgenin son günleri bekti. Bu bolluk kalmayınca ister istemez atıyoruz yani. Acaba nereye düştü? Bir tane tek geliyor üzerime. Hadi bakalım. Yaşayacağı varmış. Döndü. Lan sanki bıldırcın arkadaş. Ayağımızın dibine düşen kuşu göremiyoruz ya. Buradaymış. Hop. Güzel. Yani yavru ama güzel. Yağlanmışlar. Öyle kuru hayvan değiller. Arkadaşlar bu haftaya kalır mı? Hatta yarına bile kalır mı? Bilemediğimden atıyorum. Çünkü son günler artık. Gitti gidecekler. Rastgele diyelim.